Merhaba, ben Enes. Bugün Hendes markasının Kaplum model bir Bluetooth kulaklığını inceleyeceğiz. Öncelikle Hendes bir Türk markası. Ben Türk markasını bilmeden aldım. Ancak kulaklığı kullandıktan sonra kalitesinden ve fiyat performansından gayet memnun kaldım. Yine benim ses cihazlarını incelerken sevdiğim bir girişle başlayalım. Ses kalitesi. Ses yüksekliği ve gücü bir Bluetooth kulaklığa göre çok iyi. Aslında ses kalitesinin çoğunluğunun etkisi bu parçadan değil de buraya takılan kulaklık üzerinden olduğu için buradaki yorumlar bu kulaklıkların ses kalitesi. Yani siz kendi elinizde bulunan bir kulaklığı alıp buraya takıp kablosuz kulaklığa da dönüştürebilirsiniz. Bu kulaklığın ses performansına gelecek olursak basları öyle gümbür gümbür değil. Tizleri yerinde, geniş ve temiz bir sesi var. Ne tizleri çok önde ne de basları çok önde. Markanın da kendi dediği gibi dengeli bir kulaklık yapısı var. Kulaklığın kutu içerisine bakacak olursak gayet sağlam ve şık paketlenmiş bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisinde kulaklığı taşırken kullanabileceğimiz kadife bir kese, bir tane şarj kablosu, kulaklık, Bluetooth kısmı ve iki farklı boyda kulaklık ucu geliyor. Kulaklığın fiziksel yapısına bakarsak malzeme kalitesi olarak premium bir havası var. Bu mandal sayesinde elbisemize tutturup kulaklık kulağımızdan düşse bile AirPods tarzı kulaklıklarda olduğu gibi kulaklık direkt yere düşmüyor. Mandal mekanizması bu tarz kulaklıklardaki en önemli parça. Onun sağlamlığı da gayet iyi. Parlak kısımlar çok hoş olmuş. Ele de çok güzel bir hissiyat veriyor ama bazen parmak izi bırakabiliyor. Kulaklığın burasında açık olduğu zaman yanıp sönen bir led bulunuyor. Bu bölümüne baktığımızda ise bu bölümde bir micro USB şarj girişini, burada da 3.5 mm kulaklık girişini görüyoruz. Burada ise küçük bir mikrofon girişi var. Kulaklığın kablosunun kalitesi oldukça iyi. Burada gördüğümüz parlak tasarım kulaklığın kendi üzerinde de devam ettirilmiş. Burada da göze hoş gelen parlak bir tasarım var. Kulaklığın dışa bakan tarafında ise mat bir renk kullanılmış. Kulaklığın malzeme kalitesi genel olarak değerlendirildiğinde gayet başarılı. Bir eksi olarak kulaklığın bu açma kapama yarayan tuşunu biraz ufak yapmışlar. Kulaklık boynumuza asılı olduğu zaman direkt elimize attığımız zaman bir kere de gelmeyebiliyor. Buradaki tuşlardan sesi açıp kapatabiliyoruz. 1-2 saniye basılı tuttuğumuz zaman bir sonraki parçaya geçiyor. Bu açma kapama düğmesine de 2 kere peş peşe basarsak en son aradığımız numarayı arıyor. Kulaklık kulak içi yapıda olduğu için ve kulağa bu şekilde bir yandan takıldığı için böyle sallamalarda herhangi bir düşme olmuyor. Kulakta gayet sağlam duruyor. Cihaz Bluetooth 4.1 kullanıyor. Bu sayede kulaklığın şarjını telefon üzerinden görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Ayrıca ben iki farklı cihazı aynı anda bağladım. Herhangi bir sorun yaşamadım. Kulaklığın suya ve tere karşı herhangi bir dayanıklılığı bulunmuyor. Bluetooth kulaklık açıldığı zaman ve kapandığı zaman bunu İngilizce olarak telaffuz ediyor. Hatta bir arama geldiğinde bu arayan kişinin numarasını İngilizce olarak telaffuz ediyor. Batarya performansı diğer Bluetooth kulaklıklarla kıyaslandığında gerçekten efsane. Özelliklerinde 9 saat olarak belirtilmiş. Benim yaptığım testlerde de 8 ile 9 saat arasında bir performans aldım. Kulaklığı kullanırken herhangi bir kopma olmadı. Diğer Bluetooth kulaklıklarda olduğu gibi çekim mesafesi 10 metre olarak belirtilmiş. Telefonla görüşme kalitesi kulaklık üzerinde bulunan gürültü azaltma teknolojisi sayesinde gayet güzel. Karşımdaki kişiler kulaklık üzerinden konuştuğumu fark etmedi bile. Son olarak Kaplum model bu Bluetooth kulaklığın fiyatına gelecek olursak kendi sitelerinden aldığımız zaman 100 TL, N11 üzerinden aldığımız zaman da 105 TL bir fiyatı var. Performansı düşünüldüğünde fiyatını hak eden bir ürün diyebilirim. Kulaklık hakkındaki yorumlarınızı ve sorularınızı yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.